Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebel Kasım el-Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyam yawmiddin. Qala Allahul Hakim fil Qur'an el-Kerim. A'udhu billahi minash shaytanir recim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illallazina amanu wa 'amilus salihat. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Amin. Huzurlarınıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ebu Zer-i Gıffari'ye nasihatlerinden söz ediyordum. Ebu'l-Esved-i Duveli şöyledir. Rebeze'de Ebu Zer Cundeb bin Cunade'nin yanına vardım. Ebu Zer şöyle dedi: bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve yanı başında oturan Emir el-Mümininden başka kimse yoktu. Kimsenin olmayışını ganimet fırsat bilerek dedim ki: anam babam sana feda olsun ya Resulallah, Allah'ın onunla bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem: Ebu Zer hoş geldin, sen biz ehli beyttensin buyurduktan sonra şöyle ekledi: İnni musike bi vesiyetin fehfezaha. Ey Ebu Zer, sana nasihatta bulunacağım. Bu nasihatıma kulak ver. Bu nasihatlarımı günlük yaşamına aktar. Fe inneha cami'atun li turuqil hayri ve subulihi. Sana edeceğim bu nasihatlar tüm hayır yollarını, güzelliklerini bir araya toplamıştır. فَاِنَّكَ اِنْ هَفِسْتَهَا كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلًا. Eğer bu nasihatıma amel eder isense, bu dediklerimi günlük yaşamında, hayatında uygular isense, hem dünyanın saadetine hem de ahiretin saadetine ulaşmış olursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'e nasihatlarında dünyada sade ve zahidene yaşamdan söz ettikten sonra tekrar kıyamet, Allah korkusu, ilahi aşktan dolayı ağlamanın faydalarına atıfta bulunarak şöyle buyuruyor: ya Ebu Zer, İnna Rabbi akhbarani faqala ve izzati ve celali ma adrakal abiduna darkal buka. Ebu Zer, Rabbim bana bildirdi ki izzetim ve celalıma andolsun ki abidler nezdimde ağlamanın mükafatını derk edemezler. Ve inni abni lahum fir rafiqil a'la qasran la yusharikuhum fihi ahadan. Ebu Zer, ben Rafik-i Ala, cennetin en yüce yerinde, en dereceli yerinde onlar için kendilerinin ortağı olmayacak bir köşk inşa ederim. Dikkat edersek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bu buyruğuna, Peygamberimiz her ağlamaya bu mükafatın verileceğini buyurmuyor. Bilakis
Allah korkusundan ve Allah aşkından ağlayanlara bu köşkün verileceğini ifade buyuruyor. Çünkü Allah korkusundan, Allah aşkından ağlamalar genelde marifet ve bilinç üzere olmaktadır. Peygamberimiz ve imamlarımızın da gözyaşları ve ağlamaları bu türdendi. İmam-ı Zeynelabdin aleyhissalatü vesselam ağlarken, Peygamberimiz gözyaşı dökerken bu şuur, bu bilinç üzere ağlıyorlardı. Emir el-Muminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam Kumeyl duasında Allah aşkı ve Allah'a olan arzu ve iştiyakını şöyle dile getiriyor. Fehebni ya ilahi ve seyyidi ve mevlay ve rabbi sabertu ala azabike fe keyfe esbiru ala firagik. Ey mabudum, ey seyyidim, ey mevlam, ey benim Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Bu hakikatta aşk ve muhabbetten, sevgiden doğan bir bağlılıktır, bir marifettir, bir bilinçtir. Marifet ve aşka dayalı bu tür ağlamalar insanın batınını temizleyip maneviyatını çoğaltmaktadır. Evet, manevi ve batini temizlik bu gözyaşlarıyla gerçekleşmektedir. Marifet ve aşkla yapılan gözyaşları insanı temizlemektedir, arındırmaktadır. Ebu Zer, Peygamberimize insanların en akıllısının kim olduğunu sorduğunda Resulullah şöyle buyuruyor. Kale ekseruhum lilmauti zikren ve ahsenuhum lehu isti'daden. Akıllı kişiler kimlerdir? Kim insanların en akıllısıdır? Resulullah buyuruyor ki, insanların en akıllısı herkesten çok ölümü yad eden ve herkesten çok ölüme hazırlık görendir. Ölüme kendisini hazırlayandır. Ölümü çok anıp yad etmek kalbi, gönlü, ruhu aydınlatmaktadır. İnsanın gönlünü, kalbini genişletir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer-i Gıffari'ye nasihatının devamında şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, İza dehale nur el kalbe infasahel kalbi vestavsa'a. Ey Ebu Zer, kalbe nur girdiği zaman, ilahi nur insanın kalbine yerleştiğinde o kalp ferahlar ve genişler. Kalp karanlık ve zulümat içerisindedir. Yüce Allah kendi nurundan o kalbe nur verdiğinde o kalp ilahi nuru alar ve o kalp ilahi nurla aydınlanır, genişlenir. Buradaki kalpten maksat o göğsümüzdeki et parçası değil. Buradaki kalpten maksat maneviyattır. Bizim vicdanımızdır, insafımızdır, maneviyatımızdır. İlahi nur, ölüm ve kıyameti çok anmakla insanın kalbini, gönlünü temizler. İnsanın günaha bulaşmasına engel olar. Ebu Zer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, ferah ve geniş kalplerin alamet ve nişaneleri nedir? Bir başka tabirle, biz bir kalbin ferahladığını, genişlediğini hangi alamet ve nişanelerinden görebiliriz, bilebiliriz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem
üç tane alamet ve nişane veriyor. Yani kimin kalbinde bu üç özellik var ise onun kalbi ilahi nurla aydınlanmıştır. Onun kalbi ferahlamış ve genişlemiştir. Bir, el-inabetu ile daril hulud. Ahirete istekli ve meyilli. Bir kalpte ahirete meyil varsa, bir gönülde kıyamete meyil varsa o kalbe ilahi nur inmiştir. İnabe yani Allah'a tövbe ve salih amelle yönelmek. Kalbimiz samimiyetle, ihlasla Allah'a yönelmişse o kalbe ilahi nur inmiştir. İki, ve tecafi'en daril gurur. Aldatıcı dünyadan kaçınmak. Hangi kalp aldatıcı, insanı bedbah eden dünyadan kaçınmış ise o kalbe ilahi nur girmiştir. Dünyaya da darul gurur denilmesinin nedeni insanı aldattığı içindir. Zinetiyle, boş şeyleriyle, eğlenceleriyle insanı aldatıp bedbahlığa sürüklediğinden dolayı darul gurur denilmiştir. 3. Vel isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Ölüm gelmeden ölüme hazırlık yapmak. Yani bir kalp ölüm gelmeden kendisini hazırlıyor ise ölüme, o kalbe ilahi nur verilmiştir. Allah o azamet nuruyla o kalbi aydınlatmıştır. Dünyaya bağlılığı olmayan kimseler baki ve kalıcı ahiret için hazırlık yapar. Çünkü dünya için yaratılmadığını bilir. Dünyanın sadece hedefe ulaşmak için bir köprü olduğunu bilir. Bunun farkında olur. Kalp ilahi nurla aydınlandığında insan dünyanın hakikatını, gerçeklerini, gerçek yüzünü görebilmektedir. Allah bizleri dünyanın gerçeklerini, gerçek yüzünü gören salihlerden karar kılsın.